Gülben Ergen'le ilgili bir haberimiz var. Önce bir görüntümüze bakalım, üzerine konuşalım. <laughs> evet. Şimdi bu Gülben Ergen'in beğendiği bir yazı. Yazıyı okuyabiliyor musun? Şu dünyada en zayıf insan gecenin kadını için hayatının kadına yalan söyleyendir demiş. Evet. Bunu beğenmiş mi? Bunu beğeniyor. Bence Altra'da çok da yorum yapıyor. Bence çok haklı. Evet, güzel bir laf. Ee, bir gecelik. ...zevklerimiz için hayatımızın en e, önemli kadar. E, aşklarını ya da duygularını... yok sayacaksak ...yoksayacaksak nefsimiz, nefsimize yenilmişiz demektir. Evet. Peki e, bunu senin bir birlikteliğin varken ve çok güzel giderken beğenir Hı. misin? Geleceğim Beğenmem. Beğenirsem ona gönderme yapıyorum demektir. Çünkü neden? E, bütün magazincilerde, gazetecilerde bizim beğenilerimize de bakıyorlar. Benim beğenimi de konu ediyorlar. Senin beğeni de aynı şekilde... Şimdi birisinin birisini daha beğenisi ya. olacak onu da konu edecekler eminim. Normalde beğenmez. Evet. Ama beğeniyor. Demek ki burada bir atıf var. Demek Sonrasında ki. Sonrasında yaşanan gelişme şöyle bir şey oluyor. Dün Bircan Bali'nin yayına girerken paylaştığı bir fotoğrafı Gülben Ergen'in sevgilisi beğeniyor. Bircan Bali'nin fotoğrafını beğenmesi aslında şöyle bir şey. Olabilir arkadaşsınız bunu hepimiz biliyoruz. Ama burada çok sert yorumlar da yaptığın oldu Gülben Ergen'le ilgili. Ee, benim erkek arkadaşım benimle ilgili sert yorum yapan birisinin fotoğrafını beğense bir rahatsızlık duyarım. Sonra bu magazin sitelerinde haber oluyor. Burak Törer neden bir Bali'nin fotoğrafını beğendi diye. Sayfasına girmeye çalışıyoruz. Burak Törer hesabını siliyor. Bak <laughs> niye hesabını kapattı? Fotoğrafı çok güzel deseydi. Çok güzel fotoğraf tabii ki beğenecek. Bir ikincisi Burak benim gerçekten e, bu Gülben Ergen'le ilgili davalardan dolayı tanıdığım bir arkadaşım. Yeni tanıştın bir arkadaşın Çok yeni tanıdım ama. ve e, hep bana Gülben'i savundu. Sen de biliyorsun. Biliyorum. Bu geçtiğimiz yıl e, yanına kadar gittim. Ortak arkadaşımızın iş yerinde buluştuk. Ben Gülben'le ilgili durumumu söyledim. O bana Gülben'e olan aşkını anlattı falan. Ve biz Burak'la gerçekten e, arkadaş olduk ama ev evet, iki kere gördüm onu. Hep de aynı yerde gördüm. E, birbirimizi Instagram'dan takip ettik. Ben de arada bir Burans e, fotoğraflarını like'lıyorum ama senin baktığın açıdan bakınca insan bir sıkıntıya düşüyor. Diyor ki hani beğendiğin kişi hep Gülben Ergen'i e, burada hep onunla Eski ilgili. Eski sevgililerini ortaya ort çıkarmış. Yayında e, tüm açıklığıyla konuşmuş. Evet. Gülben Ergen hatta seni engellemiş Instagram'da. Ve mahkemeye vermiş. Ve mahkemeye vermiş. O zaman tabii beni beğenmesi o zaman şu mı demek? Gerçekten bu ilişki bitti mi? Gülben'e bunu yapanı ...arkasındayım mı demek? Peki bunun rahatlığıyla seni beğenen bir erkek... ...madem arkasında neden hesabını kapatır? Orada Gülben'in devreye girdiğini düşünüyorum. Gülben seni kıskandı mı? Ya kıskanmak değil de yani bu yaptığın... Ya, ...fiziksel olarak kıskanmak değil ama... ...yaptığının teknik anlamda yanlış olduğunu söylemiştir. Hı. Çünkü sonuçta o kız bir bana düşmanlık yapıyor neredeyse. Beni hiç sevmiyor. Sen de kalkıyorsun kızı beğeniyorsun demiştir. O da aman başlarım sizin kız kavganızı... ...ve kapatıyorum Instagram'ı de, demiş olabilir yani. Ama Ay. şöyle bir şey var. Bazı insanlar da hani... E, bir şeyler bitince, siz de belki yapıyorsunuzdur, düşmanımın düşmanı benim dostumdur diye ilan ediyor. Evet, ben mesela şunu çok görüyorum. Ee, biz seninle can ciğeriz, zamanında bana kötülediğini, benle küsünce kankası oluyor Tabii. Bu komik ama. Ben de çok yaşadım. Basit, Aynen. Komik. Ee, ama bizim Burak'la öyle bir durumumuz yok. Tabii ben Burak'ı, e, Gülben sayesinde, Gülben'e olan davalarımdan dolayı tanıdım. Ayrıldılar mı, birlikteler mi? Ayrıldılar. Bitti. Ben biliyorum. Bunu Ama ikisi açıklamıyor. Ben biliyorum. Neden açıklamıyorlar peki? Yani Açıklar ay mısınız lütfen? E, Onu likelayıp, bunu likelayıp, hepimizi likelayıp nereye kayboldunuz? Burak Törer sayfasını kapattı çünkü yarın bir gün Gülben Ergen açıklayacak. E, Burak artık kimseye cevap vermek istemiyor. Adamın 350 takipçisi vardı 60 bine çıktı. 61'e çıktı ve cevap e, verirken de sinirlerine hakim olamıyor. E, o da büyük sıkıntı. Ha, evet doğru. Evet şimdi... E... Bana sorma Ece'ciğim. Benim söylediğim haber ne zaman yalan çıktı ayrıldılar mı diyorsun? Çıkmadı. Ben hiç yalan bir haber yapar mıyım ayrıldılar işte. bunu. Bunlar...